Merhaba, Ayşegül Güner ben. Mimarım, AAD Architects kurucusuyum. 15 yıldır kendi şirketimde mesleğimi devam ettiriyorum. İstanbul'da, Anadolu yakasında yeni nesil yapılmış bir site içerisinde 13 katlı bir konut projesindeyiz şu anda. 13. katındayız. 10 yıldır kendi dizayn ettiğim evimde çocuklarımla birlikte yaşıyorum. Oldukça kalabalık bir aileyiz evde. Burası yaklaşık 358 metrekare bir ev. Büyük terasları olan bir ev. O yüzden aslında bizim önceliğimiz doğal malzemelerle kendimizi çok konfor içerisinde hissedeceğimiz ve çocukların da zamanla yıprattığında o yıpranmanın belli olmayacağı tasarıma doğru evrildi aslında. Ve bugün 10. senesi olmasına rağmen evde ben bile yıpranmışlığı hissetmiyorum. Şu an evin salonundayız. Aslında giriş kısmından sonra salon, mutfak, loft açık bir alan gibi dizayn edildi. Girdiğimiz ve oturduğumuz salon alanında önceliğimiz çocuklara oyun alanı açmaktı. O yüzden çok fazla bir eşyaya boğmamaya çalıştık. Evin içerisinde rahat hareket edilebilir bir fonksiyon sağlamaya çalıştık. Şimdi evde tabii öncelikler hep çocuklara göre verildi ama bizim de hani daha temizlik şartlarını kolaylaştıracak şeyleri düşündük. Mesela evin hiçbir duvarında boya yok. Brüt beton sıva tarzını tercih ettik. Çünkü o da yıpranmayı en az gösteren ve tarz olarak da aslında daha doğal bir ortam imajı yaratan bir tarzdı. Doğal taş kaplamalarla evin aslında ve ahşapla birlikte hem evin havasını ısıttık hem de yine aynı şekilde yıpranma olayını minimize ettik. Burada öncelik aslında sıkılmayacağımız tarzı bulmaktı. Yıllar geçse de evimden sıkılmayacağım, evimi seveceğim aslında tarzı eşimle birlikte yakalamaya çalıştık. Tabii ki onun istekleri de çok önemliydi. Aslında burada benim alışkanlıklarıma göre müşterim eşimle bendim yani. Dolayısıyla bu isteklere göre de bizim en sevdiğimiz aslında ürün olan masif ağacı yoğun şekilde tercih ettik. Tasarım kriterlerinde de öncelik hep ahşap, taş ve brüt beton üzerine kurguladık. Böylece 10. yılı olmasına rağmen evde neyi değiştirdim derseniz doğru düzgün hiçbir şey değiştirmedim. Aslında ne aldın 10 yıldır derseniz doğru düzgün hiçbir şey de almadım. Çünkü baştan istekleri ve fonksiyonları doğru belirlediğimizde evimizden ne sıkılıyoruz ne de başka şeylere ihtiyacımız oluyor. Evin zeminlerinde kısmi olarak yani salon oturma alanında masif ağacı parke olarak tercih ettik. Ancak kalan mutfak, yemek alanı, tuvaletler gibi alanlarda epoksiyi tercih ettik. Hem silinmesi çok kolay olan hem de aslında zeminlerde hiçbir şekilde halıya ihtiyaç duymayacağımız bir yüzeyimiz oldu. Burada da önceliğimiz aslında fonksiyondu. O fonksiyonu bize en iyi sağlayacak malzemeyi sorguladım ben. 10 yıl önce de aslında Türkiye'de konutlarda epoksi yok denecek kadar azdı. Tarif etmek bile bir anlamda zor oldu uygulama yapılırken ama pes etmedik. Çok da ekmeğini yedik çünkü temizlik açısından evde İnanılmaz konfor sağlayan bir malzeme. Ahşapla yan yana gelişini de ben mimar olarak da çok yakıştırıyorum. Evde evcil hayvanlarımız var ve kalabalık bir aileyiz zaten. Çok yoğun çalışan bir insanım ben. Evde hayatınızı kolaylaştıran en çok ne derseniz aslında Philips Home Run 7000 robot süpürgemiz diyebilirim. İnanılmaz pratik. Kesinlikle öneriyoruz. Onu da tanımını ve saatini vesaire iyi ayarladığınız zaman aplikasyonundan inanılmaz bir verim alıyoruz biz. Sizlere de öneriyorum. Çocukların güvenliği açısından da aslında evde en iyi özelliklerinden bir tanesi oyuncakları algılayıp oyuncaklara çarpmadan yönünü değiştirmesi. Evde hayvanların tüylerini performans olarak aslında çok iyi süpürüyor. Ama üstüne bir de şöyle bir özelliği var. Islak temizlik de yapabiliyor. Yani ayak izlerini çok rahatlıkla mesela silebiliyor. Su haznesi olduğu için de tozlu zeminleri ıslak bir şekilde temizleyebiliyor. Ve uzun bir performansı var. Tam hatırlayamıyorum ama 150 dakikanın üzerinde bir performansı var. Dolayısıyla aslında beklenenin çok üstünde bir cihaz. Cihazın en benim için fonksiyonel özelliklerinden bir tanesi istediğim şekilde haritalandırabiliyor olmam. Duplex daire olmasına rağmen hem üst katı hem alt katı haritalandırabiliyorum. Farklı odalara tarzına göre de farklı süpürme seçenekleri seçebiliyorum. Mesela yatak odasını kuru süpürmesini isterken çocukların odasını
ıslak bir şekilde silmesini isteyebiliyorum. Bu tamamen aslında aplikasyonundan yönlendirmesini doğru şekilde yapmak gerekiyor. Üst katta yatak odaları var. Benim yatak odam, çocukların yatak odaları ve çalışma odamız var. Çalışma odası diyorum ama aslında orası biraz fonksiyonel bir oda. Odada hem bir projeksiyon, yani bir ev sinemamız var, piyanomuz var ve bir çalışma masamız var. Çocuklarla birlikte de çalışabildiğim. Üst katta da yatak odaları, hem yatak odalarında hem çalışma odasında aslında evin tarzı aynı şekilde devam ediyor. Brüt beton, ahşap ve epoksi üçlemesine üst katlarda da fonksiyonelliğin, temizliğin kolay olması, aynı zamanda estetik ve doğal, eskimeyen bir tarzı devam ettirdik. Sadece çalışma odasında birazcık daha renkli bir alan. Enerjisinin biraz daha yüksek olmasını istedik. Yani evim benim için mabettir. Tamamen aslında ruhumla, bedenimle özgürleştiğim alanımdır. Her noktası benim için gerçekten önemli ve kullanabiliyor olmam önemli. Teşekkür ediyorum.